Değerli dostlar, İstanbul Şahlıklı Sultan Dergahı'ndayız. Bugün muhabbet kuruldu. Dostlarımız, canlarımız karşıdalar. Ben size muhabbeti ve sohbeti anlatmak için dedemden rica ettim, yanına oturdum. Dertli Baba'ya birazcık soracağız bu muhabbetin içeriğini. Mektebi İrfan dedi o bana bu muhabbet için. Onu daha önce yaptılar, Avrupa'da da yaptılar. Sanırım bu süreli devam edecek bir çalışma gibi görünüyor. Burada dostlarımız dergahın içerisinde karşıda oturdular. Birlikte Dem ve Cem olacaklar. Ben hemen sözü uzatmadan dedeme sormak istiyorum. Dede, merhabalar. Merhabalar. İstersen bize konsepti baştan sona bir anlat, bu muhabbetin demin içeriğini, ne yapıyoruz, ne ediyoruz canlarla. Yüzyıllardan beri bu Alev-i Bektaşi inancının sözlü gelenek bölümünü ifade eden aşıkların, sadıkların söylediği deyişleri muhabbet erkanı içerisinde arkadaşlarla 6 aydır bunları icra ettik. O deyişlerin ne anlama geldiğini karınca karınca anlatmaya çalıştık birbirimize. Ben sonuçta ozan damarından gelen bir kişiyim. Bu muhabbete katılan arkadaşlar hem zakirliği bir anlamda öğrenmiş oldu, hem Cem'de yapılan 12 hizmetleri özüne en uygun bir şekilde yapmaya çalıştılar. Buradaki temel amaç gönüllerimizi birleyip yüzyıllardan bugüne en zor şartlarda ulu ozanların taşıdığı geleneği biz güncelleyerek bugün yapmaya çalışıyoruz. Ve bütün kurumlarımız bu çalışmaları görür ve kendi kurumlarında da yapmaya başlarlarsa toplum daha özüne uygun hareket edecek ve doğal bir şekilde birbiriyle kaynaşacak ve asıl yolun özünü, ruhunu o zaman hep birlikte fark edeceğiz diye düşünüyorum. Ve o düşünceyle zaten biz bu çalışmaları başlattık. Fransa'da da iki noktada bu çalışmaları yapmıştık biz. Paris ve Esson Alevi Kültür Merkezi'nde. Paris merkezinde de Villebel Anadolu Alevi Kültür Evi'nde yapılmıştı. Türkiye'de Şah Kulübü ve Garip Dede Dergahı'nda işte 6 aydır bu çalışmalar yapılıyor ve 16 aydır da yaklaşık 14-15 aydır da Ankara'da 25 arkadaşımla bu çalışmaları başlattık. Çünkü geleneğin içerisinde yoğrulmadan, pişmeden, bu muhabbet ortamını teneffüs etmeden neyin ne olduğunu kavramamız da mümkün değil. Ben o ortamların ürünü olduğum için ne olduğunu az çok fark edebiliyorum. Mektebi İrfan dedik, yani İrfan Mektebi dedik. Çünkü 7'den 70'e bütün canlıların okulu, işte bizim bu İrfan Mektebi dediğimiz bu okuldur, muhabbet erkanıdır kısacası. Biz bu muhabbet erkanını yaygınlaştırdıkça 7'den 70'e bütün canların hepsi bilgilenecek, birbirinden etkilenecek, öğretimizin, inancımızın, yolumuzun ana kuralları neyse bunu hep birlikte birbirimize aktarmış olacağız. Dört kapı, 40 makam, insanı kamil, ikrar, görgü, cem, müsahip nedir? Bunların hepsi bu muhabbet erkanları içerisinde dile getirilen konular. Herkes kendi bildiği kadarıyla ortaya bir şey koyar ve böylelikle herkes eksikini birbirinden tamamlar düşüncesiyle. Önemli olan bu geleneği başlatmaktı. Halka açık 300, 500, 1000 kişinin katıldığı cemler bizi ileriye taşımıyor. Tam tersine yozlaştırıyor, asimile ediyor. Mevlüt gecesi gibi, Kadir gecesi gibi cemler yapılıyor. Öyle cemleri yapmaktansa bu tür muhabbetler daha verimlidir. Dede, sen daha önce de karşılaştığımız yerlerde konuşmalarında, sohbetlerinde bunu vurguluyordun. Diyordun ki eskiden bizim muhabbetlerimizde, demlerimizde, cemlerimizde bir araya gelindiği zaman insanlar önce çalıyorlardı, söylüyorlardı. Peşine bunlar ne anlama geliyor, aynen, ne içeriyorlar, hangi konularla değiniyorlar diye birbirleriyle bunun muhabbetini, sohbetini ediyorlar ve bu böylece bir irfan okulu haline geliyor. Şimdi bu noktada da bir gelişme sağlıyorsun. Şimdi sen bunu Pir Sultan'a de dönüştürmüş durumdasın. İşte, tabii ki, yani şimdi bunun olması gerekiyor zaten. Pir Sultan Abdal, Kaygısız Abdal, Yunus, Virani, Yemini, Hatay, Kul Himmet, bunlar 3-5-7 üniversiteyi bitirmedi. Onlar hep muhabbet erkanı içerisinde piştiler. Aşık Veysel,
6 yaşlarında gözlerini kaybeden, okur yazar olmayan bir ozan. İbreti baba, yani yüzyılımızın ozanları bunlar. Örnek veriyorum. Daimi baba, bunlar üniversiteyi bitirmiş insanlar değil. Ama bunlar kendini okuyan bir insanı kamil gibi söyledikleri deyişler, kelamlar üniversitenin felsefe kürsüsünde ders veren öğretim üyesini dahi eğitebilecek derinlikte. Bunlar nereden aldılar bu ilmi? Muhabbet erkanından aldılar işte. Biz bu irfan mektebi dediğimiz bu okulu artık her yerde bütün kurumlar açacak ve bu muhabbetin erbabı olan aşıklarla, sadıklarla, kamillerle bunları yaparlarsa, yapmaya başlanırsa en azından insanlar tatmin olduğu çeşmeden gider kana kana içer ve oradan testisini doldurur değil mi? Şimdi bilgisi birikimi olmayan bir kişinin dedi. Zaten bir evet, yine vereceği gibi bir şey olmaz insanlar. Okuma yazması olmayan Afyan'a geldi benim aklıma. Yine bu tarz muhabbetlerde, cemlerde irfana kavuşmuş ve büyük bir deryaya ulaşmış. Şimdi bu yeni yüzyılda, yani çağ değiştikçe, köylerden kentlere geçildikçe şekil de değiştirmiş olan bu sosyolojik yapı içerisinde önemli bir pratik oluyor. Hı hı. Mesela şu anda İstanbul'un göbeğinde bir dergahın bahçesinde oturuyoruz ve gençlerimiz var, ihtiyarlar var, yaşlılar var. Bunu da çekeceğiz birazdan, bu muhabbetin erkenini çekeceğiz. Bu yeni çağ içerisinde de sohbetlere dönüşecek büyük ihtimalle. Evet. Bunda nasıl bir pratik ve gelişim sağlamak gerekir? Biz bunları başlattık. Bugün burada yapacağımız muhabbet Şahkuru Sultan Dergahı'na gelen arkadaşların final muhabbeti. Yarın da Garip Dede'deki muhabbetin finali olacak ama bitmeyecek burada. Bu devam edecek. Bunun yani köylere, kırlara doğru. Yani şimdi biz ancak yetişebildiğimiz yerlere kadar gidip bunları başlatmakla en azından bu hizmeti bir şekilde yapmış oluyoruz. Artık bundan sonrası da bütün kurumlar kendi içerisinde gerekeni yapacak. Bu örnek bir çalışma. Senin tabii bu konudaki kaygılarını ben iyi biliyorum. Öyle. Bu örnek bir çalışma oluyor ve belki de bunun şekli, yani gitgide yozlaşan muhabbetin içinin boşaltıldığı, bu yeni çağımızdaki Alevilik felsefesinin içi boşaltılmış felsefenin belki de yeni muhabbetlerle tekrar tartışılmasına, gündeme gelmesine ve açık ayağını bir şekilde bunun dedelerle muhabbetine vesile olacak. Aynen öyle. Bir anlamda ben bu mesajı vermeye çalışıyorum zaten bu muhabbetleri başlatmakla. Peki, çok teşekkür ediyorum dedi. Muhabbet mi olur olsun. Alevi geleneğinin temel ögelerinden birisidir muhabbet toplantıları. İlmi, irfanı orada öğreniyoruz. Orada kendimizi yetiştiriyoruz, pişiyoruz. Ama ne yazık ki son zamanlarda bu geleneği çok ihmal ettik. O nedenle ben bu tür toplantılara çok önem veriyorum. Keşke bunları daha sık yapabilsek. Alevi kurumları arasında Garip Dede ve Şah kurumda bu sene bu toplantıları yürütmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha çok katılımlı toplantılarla devam ederek bu yol edep ve erkanımızın inceliklerini öğrenmeye çalışacağız. İşin inançsal boyutunu dedemiz size anlatacaktır. O benim dışındaki bir olay. Ancak ben size Alevi örgütleri olarak bizim Alevilerin görünür olabilmeleri açısından, Alevilerin kendileri olabilmesi açısından İzlemek istedikleri, izlemekte oldukları yolu, yapmak istedikleri etkinlikleri kısmında olsa anlatmak istiyorum. Ondan sonra da dedemden izin alarak kendisine cemi ya da sohbeti, muhabbeti devam ettirmesini rica edeceğim. Son zamanlarda gerek Orta Doğu'daki gelişen olaylar, gerek Türkiye'de bu Orta Doğu olaylarına paralel olarak büyüyen ve ülkemizin başbakanının her şeyi inançsal temel üzerinden algılamaya ya da insanlara algılatmaya çalıştığı bir çalışmayı, bir yürütmeyi görüyoruz. Ve yapılan süreç içerisinde Alevisiz bir toplum, Alevisiz bir Türkiye düşünüldüğünü düşünüyoruz. Bunun en son örneklerinden de hepimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin katili olan Yavuz Sultan Selim isminin 3. Boğaz Köprüsü'ne verilmesi olarak örnek gösterilebilir. Bu ülkeyi yöneten iktidar son zamanlarda Alevileri görmezden, yok saymaktan öteye bir adım atmıyor. Alevi açılımı altında bir oyalamaca taktiğiyle işte yıllarca süründü, gittiler, geldiler kurumlarımız. Ne yazık ki bugün hiçbir sorun alınmadı, hiçbir çözüm üretilemedi. Ve Alevileri horlayan, dışlayan, çok rencide eden Yavuz Sultan Selim isminin bu açılacak olan
temel hatlar üçüncü köprüye verilmesiyle bu işin tuzu biberi oldu. Alevi örgütleri olarak biz pazar günü orada umduğumuzun altında bir katılım olmakla birlikte düşüncelerimizi, duygularımızı ifade ettik. Taksim Gezi Parkı'ndaki etkinlikten dolayı, belki ondan dolayı biraz katılımın az olmasına rağmen sesimizi kısmen duyurmaya başardık, kısmen de duyurduk. Ancak bu etkinliğimiz pazar günü o eylemle bitmeyecektir. İleriki günlerde hepinize duyuracağımız gibi çok daha ses getirici, çok daha haklarımızı kamuoyuyla paylaşacağımız etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Alevi örgütleri olarak, Alevi kurumları olarak bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Tabii sadece kurum yöneticilerine bu işi bırakmak da doğru değildir. Bu inancın temel inananları olarak öncelikle sizin hepinizin bize destek vermeleri, kendi çevrenizdeki insanlara da bunu anlatmaları gerekecektir. Katılımınız gerekecektir, destekleriniz gerekecektir. Eğer biz bu birlikteliği, bu yek vücut olmayı başarabilirsek ancak bu toplumda görünebilir, bu toplumda kabul edilebilir, sesi ve sözü dinlenir bir toplum olur. Aksi halde her önüne gelen bizi yedeğine almaya çalışacaktır. Hiç kimsenin yedeği olmamıza da gerek duymuyorum. Bir ülke düşünün, 75 milyon nüfusun içerisinde 25 milyon Alevi, yani her 3 kişiden birisinin Alevi olduğunu diyeceksiniz. Aleviler görmezden gelecek, Aleviler duyulmazdan gelecek, Alevilerin siyasette, ekonomide, ülke yönetiminde sözleri olmayacak. Bunun kabahati kusura bakmayın. Dönüp dolaşıp kendinizi aramanız gerekir. Neden bu hale geldiğinizi bizim değerlendirmeniz lazım. Yani her 3 kişiden birisi bir inancın, bir felsefesinin, bir düşüncenin saliki yani sahibi ise, mensubu ise ve buna rağmen kimse ciddiye almıyorsa kusura bakmayın, o ciddiye almayanlardan ziyade bizi kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Bunun için de dik durmamız gerekecektir. Bir başkasına benzemeye ya da bir başkasının bizi nasıl tanımlayıp nasıl algıladığını nazara almaktan ziyade biz nasıl inanıyoruz, nasıl yaşamak istiyoruz, nasıl görünmek istiyoruz, onu dik durarak ifade etmemiz lazım. Yani biz nasıl bir Sünni'nin, bir Hristiyan'ın, bir Hezidi'nin inancının ne olduğunu sorgulamıyorsak, inancının neresinin eğri, neresinin doğru olduğunu düşünüp de böyle bir sorgulamaya kendimizde hak bulamıyorsak, bir başkasının da bizim inancımızı sorgulamaya, inancımızda yanlışlıkla bulmaya hakkı yoktur. O sorgu kafasını kapatacağız. Yani birisi bize niye böyle düşünüyorsun, niye böyle inanıyorsun dediği zaman yapacağımız tek şey vardı. Senin bunu bana sormaya hakkın yoktu. Kusura bakma, böyle inanıyorum, böyle yaşıyorum deyip önünü kesmemiz lazım. Beni bir yarın sevdası.
bir dostum elinde, bıkmışım sanmışam acı dilinde. Yanmışam gönlüm bir dostum elinde, bıkmışım sanmışam acı dilinde. Divani Baba'nın
omuzu üzerinde duran bir yük, zekirlik geleneğini genç kuşaklara aynı zamanda aktarması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz zekirlik dershanelerde alınan müzikal eğitimden olmuyor. Bunu küçümsemiyoruz, bu çok önemli bir şey ama zekirlik usta çırak ilişkisiyle olan bir şey. İşte bir anlamda buradaki yapılan muhabbetler de bu usta çırak ilişkisini yeniden hayata geçirmek. Çünkü kendisinde tecelli edilmiş bir durumdu. Bunu da aktarması gerekiyordu. Bunu da böyle bilinmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Yeniden hoş geldiniz, hoş bulduk. İyi muhabbetler diliyorum. Eyvallah. Hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik muhabbete. Yaklaşık olarak 4 ayı bulduk değil mi hocam? 6 ay mı? Evet. Zaman çabuk geçmiş. 6 ay önce böyle bir çalışmayı Divani Baba bize teklif etti. Ankara'da yapıyorlarmış. Biz de zaten böyle bir çalışmanın uzun zamandır peşindeydik. Divani Baba ile kimi zaman uzun aralıklarda da olsa cemler yaptık. Çeşitli cemevlerinde. Alevi Bektaşi Erken'in son zamanlarda geldiği nokta çok da hoş olmayan bir noktaydı bizim için. Çünkü Erken hiç uygun olmayan çeşitli cemler, çeşitli cenaze hizmetleri yapılıyordu. Bununla beraber birçok tanık olduğumuz lokma duaları vardı cemevlerimizde yapılan. Gerçekten yani tabiri caizse ismi cemeviydi ama içerisindeki etkinliklerin çalışmanın neredeyse %80'i Alevilik'le hiç alakası olmamışlardı. Gençliğin de bu noktada ciddi bir, doğru bir kapıya yönelmesi gerekiyordu. Çünkü bilgi noktasında dedelerimiz de maalesef çok da yeterli değildi. Divani Baba Ankara'da böyle bir çalışma yaptığını bize ilettiği zaman gerçekten çok hoşumuza gitti. Çünkü bizim de arayıp bulamadığımız bir işti bu, bir çalışmaydı, bir muhabbetti. Ancak bu tür muhabbetlerde çoğalacağımızı düşünüyorduk. Çünkü bilmeden Alevilik noktasında, Erken noktasında, felsefe noktasında, Alevilik'in özü noktasında bir takım şeyleri bilmeden çalışmalar yapmak da bir ayağımızın aslında boşta kalması demekti. Divani Baba Ankara'da yaptığı çalışma bize aktardığı zaman biz de İstanbul'da böyle bir çalışmanın gerçekten çok faydalı olacağını inandık. Divani Babamız da bize gerçekten çok özverili bir şekilde zaman ayırdı. Uzun süre zaten programı hep yurt dışında ağırlıklı olarak geçiyordu. Geldi bizi bu noktada bilgilendirdik, bir takım muhabbetlerimizi onsuz yürütmeye çalıştık. Ama gerçekten iyi bir ortam oldu. Yani katılan arkadaşlarımız birçoğu çok büyük şevkle geldiler. Çünkü bir şey öğrenmek gerçekten Alevi kurumları içerisinde bir şeyleri öğrenmek artık çok zorlaştı. Her şey çok durağan, her şey çok birbirinin aynısı ve maalesef her şey çok durgun. Bu durgunluk aslında biraz daha zihnimizin çok da düzgün olmamasından kaynaklanıyordu. İşte bugüne geldik. Bir
Divane Obali'ye yaptığımız çalışmayı burada belki hep beraber taşlandıracağız. Yaşanılarsa dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Yaşanılarsa dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin neyzine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi diyenlerin, nice benim diyenlerin neyzine tutamdı. Yırtık taban vurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bez kaldı. Çürük ökçe yırtık taban vurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bez kaldı. Dostlar, hepinize merhabalar. Hemen muhabbetimize başlayalım. Bizim bu yapacağımız muhabbet de aslında insanlarımızın sokaklara dökülüp yaptığı eylemin bir parçası olarak algılanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim inancımızda, yaşam felsefemizde, ibadet anlayışımızda ırk, dil, din, renk, mezhep, cinsiyet ayrımına yer yok. Tüm dünya insanları kardeşçe bir arada yaşayabilir diye düşünüyoruz ve inanıyoruz. Semavi dinlerin kendine göre tanımladığı, yorumladığı ya da inandığı Tanrı, Rab, Allah, hey İngilizler burası sizin, Araplar burası da sizin, Almanlar burası da sizin, Fransızlar burası sizin, Türkler burası da sizin olsun diye bir taksimat yapmamış. Parsel parsel eylemişler dünyayı değil mi Mahsuni Baba'nın? Bu yer küreyi bizler, herkes kendi alanını zapt etmiş, sınırlarını oluşturmuş ve kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımamış. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarının başı da kendisinden olmayana tahammül göstermek gibi bir şeyi yok adamın, düşüncesi yok. Nelerin olup bittiğini sizler görüyorsunuz. Hep birlikte izliyoruz olanları. O yüzden bu tencere tavaların sesleri, kaşık sesleri aynı zamanda bizim bağlamamızın sesleri aynı anlama geliyor. Böyle düşünelim. Bu muhabbeti bugün yapmamız gerekiyordu. Düşündük, taşındık, acaba ertelesek mi diye. Niye erteleyelim ki? Ertelemenin bir mantığı yok. Muhabbetimizi yaparız, ondan sonra da gideriz, bize en yakın olan yerde olan eyleme katılırız. Orada yine sesimizi o şekilde duyururuz. Bizim öğretimizin, yolumuzun, inancımızın aslında tüm dünya insanlarının
birlikte yaşayabileceği mesajı vermiş. Bu da yeteri kadar ulu ozanlarımızın, aşıklarımızın dizelerinde yüzyıllar boyu bugüne kadar taşınmış gelmiş. Yani Seyit Nesimi'nin, Hallacı Mansur'un, Pir Sultan'ın, Hatay'ın, Kul Himmet'in, Vilay'ın yemininin söyledikleri bile tüm dünya insanlarının, Yunus'un söyledikleri bile tüm dünya insanlarının kardeşçe bir arada yaşayabileceği bilinci veriyor insanlara. Ama herkesten önce bizim bu geleneği içselleştirmemiz gerekiyordu. Fakat biz kopuyoruz, biz uzaklaşıyoruz kendi özümüzden. İrfan Mektebi dediğimiz işte, Mektebi İrfan, bu bir okuldur. 7 yaşındakimizin de, 70 yaşındakimizin de okulu bu. Pir Sultan Abdal Kaygısız, Yunus, Yemini, Nesimi öyle 3-5-7 üniversiteyi bitirmedi ama muhabbet erkanı içerisinde piştikleri için onların her birisi birer bilge, birer gönül eri, birer insan-ı kamil. Aşık Veysel okur yazar bile değildi. 6 yaşlarında gözlerini kaybetti. Değil mi? Peki Aşık Veysel o söyledikleri deyişlerindeki manayı, o ilmi nereden aldı? Tabii ki muhabbet erkanından aldı. İşte biz buna irfan mektebi diyoruz. Aşık Veysel de aşık-ı sadıkların, insan-ı kamillerin muhabbetlerinde ruhunu eğitti. O kemale o şekilde erdi. Ve o muhabbet ortamlarının ürünü olarak bize o ölümsüz eserlerini miras olarak bıraktı. Nacizane hepinizin ayak durabilirim ama ben de bu geleneğin yaşayan canlı örneklerinden birisi olduğumu herhalde söylersem reddetmezsiniz diye düşünüyorum. Son nefesime kadar bu muhabbetleri dünyanın her tarafında zamanımız el verdiği ölçüde yürütmeye kararlıyız. Kurumlarımız Alevi Bektaşi toplumunun sosyal, kültürel ve siyasal anlamdaki sorunlarına çözüm üretmekle meşgul olsunlar. İnanç, ibadet ve muhabbet erkanıyla ilgili yapılması gerekenleri de bu işin asıl sahiplerine, bu işin asıl sahibi benim demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ocaklarımız vardır, dergahlarımız vardır, sel çeşmemiz vardır. İnançsal anlamda bu kültürü temsil eden makamlarımız vardır. Onların aracılığıyla aşıklar, sadıklar, ozanlar, dedeler, babalar, rehberler bir şekilde kendi aralarında organize olurlar ve bu görevlerini zaman içerisinde yapacaklar, yapacaklardır. Bunun başka bir yolu yok. Dergâhta birlik toplantıları sonrasında işte Hakk'a yürüme erkanı 6-7-8 Haziran'da son halini alacak Ankara'da yapılacak bir toplantıyla. Yavaş yavaş yürüyoruz ama emin adımlarla yürüyoruz. Umutluyuz, umutsuz değiliz. İleriki aşamada hepiniz de bunu görüyorsunuz. Cemlerimiz Mevlüt gecesi gibi, Kadir gecesi gibi yapılıyor. Tövbe estağfurullah çekilerek, kelime-i tevhid getirerek cem yapılmaz. Zaten senin eğer kusurun, günahın, suçun, kabahatın varsa ceme giremezsin kardeş. Ceme kendi vicdanıyla barışık olan, toplumla barışık olan canlar girebilir. Orada enel hak vardır. Hak sende, hak bende. Cemal cemale cem oluyorsun. Orada ikide bir tövbe çekmenin, bağışla bilmem ne. Bunlar başkalarının yapması gereken şeyler. Bizim değil. Özümüze dönmek zorundayız kısacası. Bu konuda da taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Son nefesimize kadar. Benim biraz moralim bozuk bugün. Bunu baştan belki belirtmem gerekiyordu. Dedelerimiz müsaitti. Çok sevdiğim, çok yani ateş üzerinde oturuyorum ama bu hizmeti de yapmak zorundaydım. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yaşayan biçare mahlasıyla olağanüstü şiirleri olan Frankfurt'ta 8 yıl kadar orada kaçak kalıp çalışıp çoluğunun çocuğunun karnını doyurmaya çalışan emektar bir can yoldaşımızı kaybettik biz bugün. 2 saat önce onun acı haberini aldık. Yani burayı iptal edip gitmek kendime şey yapamadım. Gidince de bir şeyi çözebilecek durumda değilim. 2 saat önce ne yazık ki damdan düşmüş. Kafadan darbe almış. Kafası ikiye yarılmış. Feci bir şekilde canını kısacası Hakk'a teslim etmiş o canımız. Onun da ruhu sad olsun diyelim.
ve bu yapacağımız bu güzel muhabbetin faziletini onun ruhuna atfedelim. Ve sizin de cümle geçmiş canlarınızın ruhu revanları şad olsun. Hak erenler eksiklerimizi tamama yazsın. Cümlemizin dilde dilekleri, gönülde muratları hasıl olsun. Eyvallah. Sultanım,
Koydum başımı, gelin aldım.
Allah'a emanet olun.